Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere aktarcıda satılan Propolis'le kendi aracı arkadaşım, bizzat kendim aldım Propolis'i, ikisini birbirine deneyeceğiz. Öncelikle burada görüldüğü üzere iki tane Propolis var. Biliyorsunuz Propolis'ler genellikle ya suda çözülür ya da alkol, etil alkolle çözülür. Ondan sonra Propolis'in tanımını yapacak olursak arkadaşlar, Propolis arıların iğnelerinde, iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladığı maddeleri başlarında bulunan salgı bezlerinden salgıladıkları enzimlerle işleyerek ürettiği reçine benzeri bir üründür. Yani reçine deyince nasıl bir çam ağacından aşağı doğru salınım yapar. Tıpkı mesela bir farklı bir örnek verecek olursak, atıyorum damla kehribarı dediğimiz olay var mesela, hani şifalı bir şey bu. Hatta eski yıllarda tıpta kullanılmış bir üründür. Bu damla kehribarı bir ağacın süzülmüş reçinesi, yıllarca dibe doğru çökmüş. Milyonlarca, asırlarca yıl beklemiş. Onları günümüzde ilaç sanayilerinde kullanılmıştır. Gerek bileklik, takı, çocuk eşyası, bebekte diş çıkarma vesaire. Amberin yeri ayrı da şimdi fazla konuyu dağıtmayacağım. Bunun faydalarına geldiğimiz zaman kardeşler, arkadaşlarım, benim araştırdığım kadarıyla gerek soğuk algınlığı, gerek mide, ülser, gastrit, düzensizliklerde, kadın düzensizliklerinde vesaire. Onun dışında atıyorum kanserli bir hücreniz var, bir vücutta bir kronik bir sıkıntınız var. Bu ne yapıyor? O kronik sıkıntı nasıl bir düşün, arabada mesela bir kronik sıkıntı var, günden güne artıyor. Bu vücutta da böyledir. Şimdi kronik bir sıkıntı varsa o ya büyüyecek ya da bir tedavi sürecine girmeniz lazım. Propolis'i kullandığınızda kanser hücrelerinin durduğuna dair bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalar var. Yani kanserli hücrelerin yayılmasına karşı önüne geçiyor. Tamamen durdurulduğunu söylemek açıkçası doğru olmaz benim araştırdığım şekilde. Lakin kanserin büyümesinde, dağılmasında, sıçramasında, iyice hani hızlı bir şeyde, sıkıntıda önüne geçtiği söyleniyor. Onun dışında propolis bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu zinde tutar. Çocuklarda mesela kullanım şekline geçecek olursak, çocuklarda 4-5 yaş için öncelikle yan etkisi var mı, bir zararı var mı araştırmak gerekir. Şimdi şöyle bir şey var, benim şimdi aktarıcıdan aldığım üründe, atıyorum bunda mesela diyor ki kutusunda, göstermeyeceğim şimdi firma sıkıntı olmasın diye, bunda diyor %70 vardır diyor. Ama şimdi ben bunu kendi aracı arkadaşımdan alıyorum. Bunda da mesela %70 ve artı üzeri olduğu söyleniyor. İkisinin de değerlendirmesini yaptığımda arada uçurum bir fark var. Şimdi zaten bunlara suyu dökeceğiz. Gerek tepkimesini, gerek sudaki şekillerini siz izleyerek kanaat edeceksiniz, kanaat getireceksiniz. Onun dışında bunun faydalarını ben saymaya kalkacak olsam, ezberlediğim bu kadar, daha çok bilmediğim faydaları da var. Kesinlikle her Müslümanın evinde olması gereken, gerek soğuklarda, gerek kışın, gerek karın ağrısı, midedir, ülserdir, baş ağrısına kadar iyi semptomlarda saplantığını gördüm. Onun dışında diş eti çekilmesi, bakın diş eti çekilmesi mesela çok önemli bir şey. Diş eti çekilmesi, tedavisi olmazsa ne oluyor? Atıyorum ön dişlerinde çekilme var. Zamanla ilerlediğinde dişiniz çekiliyor. Sonra şu anda bir özel doktor 5 bin liradan başlıyor. 50 bin lira, 100 bin liraya kadar ön düzen, ön takım komple değişiyor. Yani demem o ki bunun şeylerini, şifasını Allah'ın bize vahşetmiş olduğu bu Allah'ın lütfunu saymakla bitiremem. Gerek psikiyatrik olarak da psikologların de önerdiği bir şey, kendi arkadaşlarımdan öne söyleyecek olursam, mesela depresyona birebir, anksiyete bozukluklarına, ruhsal sinir durumlarına birebir. Atıyorum kafanız ağrıyor, baş ağrısına kadar etkisi var. Çok da uzatmak istemiyorum. Yeterince yüzeysel, detaylı verdiğimi düşünüyorum. Ondan sonra. Şimdi gelin arkadaşlar, iki ürünü de, bunu ben aktarcıdan aldım. Herhangi bir üzerinde marka etiket yok. Bunu da benim değerli, saygıdeğer kardeşim Balcı Propolis'i getirdi. Gittim aldım. Şimdi buna da, ikisine de aynı miktarda suyumuzu dökeceğiz. Engin abi artık yaklaşabiliriz mevzuya doğru.
Bakın bu şekilde suyumuzu koyuyoruz. Şöyle ikisinin de suyu aynı hizada mı bakalım. Aynı. Doğru mu abi? Şunu azıcık daha dökelim. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, üstten çekeceğiz. Şimdi üstten bu bardağın içini şöyle dümdüz, hiç bozmamış, çok güzel. Hafif çalkalıyoruz. Bastık, çektik. Aldı içine gördüğünüz gibi. Bakın net gösteriyor değil mi abi bardağın içini? Evet. Bakın. Düşürüyorum damlayı içeri. Bakın. Suda hiçbir tepkime yok. Direkt aşağı düştü. Rengi koyu renk sarı. Bu aktarıcıdan aldığım ürün arkadaşlar. Şimdi diğer ürüne geçelim. Çalkaladık. Çektik. Şöyle göster abi. Çalkaladık. Çektik. Bu diğer ürün. Bakın şöyle. Rengi bile ne kadar güzel. Tam net alıyor mu? Odaklama yapalım inşallah. Heh. Bakın. Sudaki tepkime bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın. Tam orası gözüküyor değil mi? Bakın. Sanki suda böyle atomu parçalayacak gibi, hani benim tabirimle böyle bir kinetik enerji veriyor gibi bir şey yapıyor. Bunu hatta biraz daha damlattım. Doğru mu Engin abi? Şimdi bakın. Şöyle sallayalım. Sallayalım. Bakın yoğunluğa bakın. Limonata gibi. Bunda şu anda sarı dibine çöktü. Yani bildiğin gene su. Doğru mu kardeşim? Bak şimdi. Karıştırıyoruz. Sanki içinde hiçbir şey yok gibi. Yani bu nedir arkadaş? Bakın. Yani Cenab-ı Allah kalpazanlara kati surette fırsat vermesin. Şunun içindeki yoğunluğa bakar mısın? Engin abi eklemek istediğin bir şey varsa buyurabilirsin yani. Bakın arkadaşlar. Bak suyun içi gözüküyor. Şöyle kaldır abi. Bak içi neredeyse ben gözükeceğim yani şimdi. Bir de şuna bakın. Şöyle ışıkta tutayım abi. Bakın. Arada uçurum fark var ya. Bu dediğim gibi arkadaşlar. Suda çözeltili olanı var. Etil alkol de çözeltili var. Bizim alkolle işimiz yok elhamdülillah. Bu suda çözülen ya da zeytinyağında vesaire. Farklı çözültü yolları da varmış. Bilmediğim konular hakkında fazla da bilgi vermek istemiyorum. Benim bildiğim etil alkol, zeytinyağında çözülen ve suda çözülen olmak üzere. Bu şekilde. Yeğenim şifa niyetine iç inşallah. İç, çek besmele ya. Dediğim gibi kardeşler, Engin abi, şey yap, çocuklarda arkadaşlarıma söyleyeyim. Böyle yoğun formüllü organini bulursanız, bunu şimdi öyle hani, şimdi bazı sitelerde diyor ki 10 damla diyor. Ama içindeki şey az olduğu için, mahsul az olduğu için, ürün az olduğu için, propolis daha doğrusu, onu 10 damla atıyorsun. Ama bunda %70 kati surette var. Zaten gördünüz tepkimi. Bakın şu hala su, yani idrar sarımtırağı gibi bir sarı. Doğru mu Engin abi? Yani bundan kullanırsanız, organini bulursanız, atıyorum kardeşim kaç yaşındasın? 9 yaşında kardeşimiz. Kamera kapandı. 9 yaşında kardeşimiz için bundan elinizde varsa, organinden bulduysanız, güvendiğiniz kimselerden alışveriş yapacaksınız. Propolis çok önemli çünkü. Güvendiğiniz kişiden aldınız, organik propolisi buldunuz. Bundan sabah 5, akşam 5 damla olmak üzere rahatsızlığı varsa verin. Eğer sağlık durumu iyi ama destek olarak vermek istiyorsanız günde sabah 3 damla, akşam 3 damla olmak suretiyle verebilirsiniz. Yani 3 damlanın da faydası var, 5 damlanın da. Şimdi 5 damla nedir? Hastalığı varsa biraz daha arttırılır. Hastalığı, sağlığı, sıhhat yerindeyse zindelik açısından, güç açısından iyidir. Ama küçük çocuğunuz varsa 4-5 yaşında soğuk algınlığına yakalanmaması için bundan günde 2-3 damla tek sefer olmak üzere Allah'ın izniyle yeterlidir. Hani o 10 damla diyenler vesaire, onların içindeki propolis miktarı az olduğu için fazla söylüyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, durum bu şekilde. Bilgi almak isteyen arkadaşlar yorumlarda belirtebilir. Şu anlık bilgimiz bu kadardır ama gerekirse daha da araştırırız size yardımcı olmak adına. Dediğim gibi kat'i suretle mutlaka propolis alacağınız zaman, internetten ben şu an güvenilir bir yer açıkçası bulamadım. Bir tane aldım aktarıcıdan güvendiğim bir yer diye.
Ama baktım arkadaşlar, bu bakın kopkoyu simsiyah bir şey. Artık içine bunun boya mı kattılar, ne kattılar? Ya buna bakıyorsun şeffaf. Yani buna bakıyorsun kopkoyu bir şey. Ama hiç suda hiçbir tepkime yok. Bakın hala sarı. İçi de gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Yani insanlara faydalı, sağlıklı içerikler ürettiğim sürece videolarımı paylaşacağım. Gerek mekanik olur, gerek organik ürünler olur. Sizler için buradayım. Hepinize hayırlı günler dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Kanalıma da abone olup like atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.